TürkçeSpeaker.com'dan tüm PES severlere falan filan fıstık. Burayı hızlı geçiyorum. Direkt mevzuya geçiyorum. Ben bu videoda sizlere manuel kurulum, Extreme 15 versiyon 1 manuel kurulumu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bir. İkincisi, kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini adım adım tekrar anlatacağım. Neden? Çünkü biz 4 Nisan'da Extreme 15, bu arada şunu söyleyeyim, bu videoda biraz fazla konuşabilirim, artık kusuruma bakmayın, çünkü detaylı olarak anlatmam gereken bazı şeyler var, bazı bilgiler var. Ondan sonra vay efendim abi 4 dakikadan sonra çekilmiyor, uzun konuştun falan, sakın demeyin. Bu video çünkü problem yaşayan, Extreme 15 ile ilgili ciddi ciddi sorunları olan kişiler için özel olarak hazırlanmış bir video olacak. Şimdi bu arada gece 3'ü geçti hatta, o yüzden biraz sesim, dilim dolanabilir, kusuruma bakmayın. Bir, manuel kurulumu anlatacağım. İkincisi de kurulum esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini, püf noktalarını anlatacağım adım adım. Ve ondan sonra da sitemize de gireceğiz ve orada en sık karşılaşılan hataların çözümlerine birlikte bakacağız. Bu videoyu siz izledikten sonra problem yaşıyorsanız o problemlerin artık %99 oranında çözülmesini bekliyorum. Çünkü işin köküne ineceğiz. Şimdi ya öyle şeyler, öyle yorumlar görüyorum ki. Tabii ki şunu da söyleyeyim. 4 Nisan'da dediğim gibi biz Extreme 15 versiyon 1'i çıkarttık ve o günden bugüne genel olarak çok büyük bir çoğunluk çok temiz bir şekilde kurdu, mis gibi oynuyor. Çünkü Extreme Arena'ya girdiğim zaman zaten orada görebiliyorum. Bunu da buradan kaldıralım çünkü yeniden kurulum yapacağız. Orada problem yok ama bir kişi dahi olsa bizim bu kadar emek verdiğimiz bir çalışmayı indirdiği halde oynayamıyorsa, onun keyfine varamıyorsa, inanın en az onlar kadar canım sıkılıyor benim. Yani dayanamıyorum. Mutlaka herkesin, indirmiş olan herkesin problemsiz bir şekilde oynamasını bekliyorum. İşte dediğim gibi, yok onun çorabı kısaydı, öbürünün saçı uzundu oyunda, bunlar problem değil. Ama işte ben girmek istediğim arayüzde işte bana hata verdi, klasör seç dedi, siyah ekran dedi, oyundan attı gibi bazen böyle görüyorum üyelerimizden sorun yaşayanları. Onların çözümü için inşallah bugün güzel şeyler olacak bu videoda. Hemen isterseniz ben size baştan tabii anlatıyorum. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Lütfen ama lütfen biz zaten bunları biliyoruz demeyin, rica ediyorum. Baştan sona dinleyin. Öncelikle öyle yorumlar görüyorum ki, abi oyunum orijinal mi değil mi ben nasıl anlayacağım diyen var. Yani bildiğiniz Rasim Ozan Kütahyalı'ya bağlıyorum hayda falan diye, yani o yorumları görünce. Tabii bunu anlatma sebebim oradaki arkadaşlarımızı yermek falan değil. Hani nelerle karşılaştığımızı sizler de bilin diye. Çünkü aynı problemleri belki sizler de yaşıyorsunuz. Ondan sonra oyunum orijinal ama ben işte yanlışlıkla orijinal olmayan linkleri indirdim, problem olur mu diyen var. Ya da orijinal olan linklerden 2-3 tane indirmişim ama gerisini de işte orijinal öbür linklerden indirmişim diyen var. Genelde yaşanılan sorunlar maalesef üyelerimizin dikkatsizliği, gözünden kaçan ufak tefek şeyler yüzünden oluyor ama no panik, hiç panik yok. Bugün hepsini çözeceğiz. Öncelikle sitemize girdiğiniz zaman hangi linklerden indirmeniz gerektiğini şu kadar kısa bir şekilde söyleyeyim. Eğer oyununuz orijinalse lütfen bunu da bir zahmet anlayın. Eğer 10-15 lira verip almışsanız büyük ihtimalle orijinal değildir. Ama gidip DNR gibi, Vatan gibi, Aral Game gibi, onun gibi yerlerden satın almışsanız oyununuz orijinaldir. Ya da Steam üzerinden satın aldıysanız oyununuz orijinaldir. Hangisi uygunsa size onu indireceksiniz. Oyununuz orijinalse lütfen bir zahmet şuradaki linklerden indirin. Eğer değilse şuradaki linklerden indirin. Bakın burada bunlar ayrıntılı olarak yazıldı. Eğer tek link indirmek istiyorsanız zaten burada. Partlı linklerle indirmek istiyorsanız şu iki, yani Zipishare ve TurboBit partları birbiriyle uyumlu. Buradan part 1'i indirirken atıyorum buradan part 2'yi indirebilirsiniz. Ama tutup da buradan part 1'i indirirken tutup ta burada oyununuzun orijinal değilse bölümündeki part 2'den indirmeyin. Bu önemli. Tamam, buraya geçtim artık. Diyelim ki indirdiniz. Evet, burada indirdim ben mesela. Masa üstüne yeni klasör diye bir klasör açtım. İçerisine de 14 partımı indirdim. Koydum yani buraya. Şimdi yapmanız gereken işlem şu. Bu arada bu indirdiğim orijinal olmayan versiyon. Çünkü ben bir önceki anlattığım kurulum videosunda orijinal olanlar için, yani Steam için anlatmıştım. Bu sefer de değişiklik olsun.
Yine 14 part. Hiçbir değişiklik yok. İçerik aynı. Sadece dosya yolları farklı. Adresler farklı. Ona göre ayarlandı otomatik kurulum. Zaten şimdi şöyle anlatayım. Direkt part 1'i çift tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan aç dediğiniz zaman zaten otomatik olarak RAR programı, WinRAR şuradaki partların hepsini birleştirip size anında bu klasörü tek klasör olarak veriyor. İçine girdiğiniz zaman işte burada bizim dosyalarımız var. Normal şartlar altında PES Extreme 15 versiyon 1'i çift tıklayacaksınız. Daha doğrusu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz ve hiçbir şey yapmadan kuracaksınız zaten. Bu kadar basit ama bunu yaptığı halde problem yaşayanlar için şimdi tek tek anlatacağım. Şimdi dosyalarımız hazır, bekliyor. Oyunumuz orijinal mi değil mi anladık. Ona göre linklerimizi indirdik. Tamam, burada problem yok. Şimdi buraya da notlar aldım bakın. Hard diskinizin C alanına mı yoksa başka bir alana mı kuruldu PES 2015? Bunu öğrenmeniz lazım. Bunu öğrenmek için de masa üstünüzde büyük ihtimalle PES 2015'in kısa yolu vardır. O kısa yola sağ tıklayıp dosya konumunu aç deyin. Ondan sonra size bu şekilde bir yer açacak. Hatta şöyle yapalım. Evet, bu şekilde bir yer açacak. Ve buradan görebilirsiniz zaten. Şuradan C mi, D mi, nereye kurduğunu anlayabilirsiniz. Lütfen ama lütfen eğer hard diskinizin farklı bir alanına kurmuşsanız oyunu tutup da ekstrem dosyalarını C'ye atmayın. Çünkü bu da çok yaşanılan bir problem gördüğüm kadarıyla. Yani bir kişi oyunu D'ye kurmuş ama gidip ekstrem dosyalarını otomatik kurulumda C'ye kurmuş. Böyle olursa tabii ki işte karışıklıklar olacak. Şimdi nereye kurmuşuz biz? Şu anda C'ye kurmuşuz. Nerede? Program files içerisinde, yani program dosyaları içerisinde. Pro Evolution Soccer 2015 diye bir klasörün içerisinde dosyalarım var. Şimdi neyse, adım adım gidelim. Tek tek gidelim. Dediğim gibi no panik. Yapmam gereken işlem şu manuel kurulumda. İndirdiğim dosyadan, yani PES Extreme 15 versiyon 1 klasörün içerisine girdiğim zaman iki tane klasör göreceksiniz. Şunlar önemli olan. Belgelerin içerisine girin. Konami'ye sağ tıklayın, kopyala deyin. Daha sonra kendi bilgisayarınızda belgelerin içerisine girin ve oraya yapıştırın. Sonra değiştirme sorularına evet deyin. Bu işlem tamam mı? Güzel. Şimdi ikinci işlem program files. Buraya girin. Buradaki, tekrar söylüyorum, bu indirdiğim orijinal olmayan için anlatıyorum şu anda. Burada ki bu PES 2015 klasörünü sağ tıklayın aynı şekilde. Kopyala deyin. Daha sonra hani burada biraz önce biz masa üstünde PES 2015 sağ tıklayıp dosya konumlaştırdık ya. Şurada bakın, klasörün ismi burada. Bir geri gelin. Yani şu anda program dosyaları içerisindeyim ben. Herhangi boş bir yere sağ tıklayın. Yapıştır deyin. Sonra değiştirme sorularına şu şekilde evet deyin. Ve kurulum başladı şu anda. Şu anda kurulumun başladı. Yine değiştirme sorusu sorabilir. Onlara yine evet diyeceğiz. Bu işlem bittikten sonra artık benim manuel kurulum işlemim tamamlanmış olacak. Tekrar tekrar altını çizerek söylemek zorundayım. Hard diskinizin hangi alanına kurulu olduğunu oyununuzun bilin. Bakın, yaşadığınız problemlerin birçoğu bundan kaynaklı olabilir. C'ye kuruluysa lütfen biraz önce anlattığım gibi yapın. Eğer tutup da siz D'ye kurmuşsanız oyunu, o zaman D'nin içerisine gir ya da farklı E, F artık neyse. Oraya gireceksiniz. Oradaki program dosyaları içerisine atacaksınız. Buradaki PES 2015, yani Pro Evolution Soccer 2015 klasörünü. Bu önemli bir detay. Dediğim gibi orijinal olmayanlar için böyle. Orijinal olanlar da zaten Steam olarak geçecek oradaki dosyanın adı. Aynı işlem. Çok değişen bir şey yok. Yine burada program faiz içerisine girdiğiniz zaman Steam diye bir klasör göreceksiniz. Onu sağ tıklayıp kopyala deyin. Steam zaten C'dedir. Başka hiçbir yerde olma alternatifi yok. Direkt girin C'nin içerisindeki program dosyaları içerisine ve oraya yapıştırın. Dediğim gibi biraz fazla konuşuyorum ama konuşmak zorundayım. Bunları tek tek anlatmak zorundayım. Şaşırıyorum çünkü. Yani o böyle hataları gördükçe inanın şaşırıyorum. En çok şaşırdığım ise o, hani ben arayüzü açtım bana klasör seç dedi diyenlere çok şaşırıyorum. Çünkü arayüzün, yani Extreme Arena'nın kendi özelliğidir. Sizin bilgisayarınızda PES nereye kuruluysa gidip onu bulur zaten. Bulmama şansı yok. Çünkü hani biraz önce download klasörü vardı ya sizin program faiz içerisinde. O download klasörünü bulur o.
O zaman aklıma şu geliyor. Demek ki o sorunu yaşayanlar PES 2015'i kurmamışlar. Başka bir alternatif yok çünkü. Yani PES 2015'i kurmadıysan orada download klasörü de yoktur. O zaman şu hatırlatmayı yapalım. Extreme 15 kurabilmek için mutlaka PES 2015'e ihtiyacınız var. Extreme 15 PES 2015'i içermez. Dedikten sonra benim kurulum işlemim şu anda tamamlandı. Şimdi buraya girdim. Nereye girdim? Gördüğünüz gibi C'nin içine Program Files, Pro Evolution Soccer 2015 içerisine girdim. Şu anda kurulumum bitti. Manuel kurulum. Belgelerim içerisindekini attık. Belgelerime Program Files için attık. Program Files'a. Extreme Arena'ya sağ tıklıyorum. Gönder diyorum. Masa üstüne kısa yol oluştur diyorum. Şu anda kısa yolum da oluştu. Gördüğünüz gibi. Yapmam. Bakın şu anda canlı canlı yapıyorum. Yapmam gereken şey sağ tıklayacağım. Yönetici olarak çalıştır diyeceğim. Bakalım ne yapacak. İnternetiniz açık olsun mutlaka. Bakın şu anda güncelleme yapıyor. Arayüz kendini bir kere ilk kurduğunuzda mutlaka günceller. O yüzden internetiniz açık olsun. Antivirüsünüz kapalı olsun. Evet ama internetiniz açık olsun. Bakın şu anda saat 3.30 59 kişi Extreme Arena'yı açmış durumda. Problem var mı şu anda? Gördüğüm kadarıyla şunu da kapatalım. Şu anda bir problem yok. Her şey yolunda. Tıklayalım şöyle bir Extreme tıklayalım. Bakın bana klasör seç falan sormadı. Extreme Arena'ya gelelim. Herhangi bir problemimiz yok. Başka neler anlatabilirim? Yani aklıma gelen şeyler şimdilik aslında manuel kurulumla ilgili başka anlatacağım bir şey yok. Şimdi isterseniz şuna bakalım. Kimler neler yaşamışlar problemler? Onlara bakacağız. Şimdi sitemizde Kadir arkadaşımız güzel bir konu açtı. Mutlaka girip bakın. Nerede? Hemen baştan girelim isterseniz. Forumlara gireceksiniz. Turkçespeaker.com'da foruma girdiğiniz zaman burada Extreme 15 sorunlar çözümler bölümüne girdiğinizde şurada bakın rehber konu diye bir konu var. Extreme 15 rehber konusu. Buraya girin. Ve burada bazı üyelerimizin karşılaştığı hataların çözümleri tek tek yazıldığı. Burayı mutlaka inceleyin. Ben sadece bir iki tanesine şöyle bakacağım. Mesela erişim engellendi hatası alırsanız örneğin config.dll dosyasına erişim engellendi. O zaman arayüzünüzü yani şuradaki kısa yolu mutlaka yönetici olarak çalıştırmayı ihmal etmeyin. Ondan sonra eğer arayüz diyorum antivirüs programınız bazı DLL dosyalarını silmişse problem yaşıyorsanız bakın burada DLL dosyaları tekrar verilmiş. İndirebilirsiniz. Gerekli yerleri atabilirsiniz. Burada arayüz dağınıklığı sorunu. Mesela bu çok nadir gördüğüm bir problemdi ama bunu çözmüştük daha önce. Bu da şu. Bazı kişilerin laptopunda ya da masa üstünde daha büyük görmek için oradaki yazıları DPI değerini yüksek tutuyorlar. Onu varsayılana getirirseniz yani arayüzde butonlar falan kaymış oluyor mesela. O düzelmiş olacaktır. Burada zaten anlatılmış. Şöyle iniyorum aşağı doğru. Şu mesela, şununla karşılaşma ihtimaliniz olabilir bazı kişilerde. D3D11.dll hatası. Bu da kök klasördeki DXGI.dll dosyasının ismini değiştirin diyor. Kök dediği burası. Yani Pro Evolution Soccer 2015'in içerisi. Nerede o dosya? Şu. Hemen tıklıyorum bir kere ve şöyle bir alt tire yapıyorum. Noktadan önce ismini değiştirmiş oluyorum. Bitti gitti, o problem de artık kalmadı. Artık yaşıyorsanız. Yaşamayanlar için zaten problem yok. Gördüğüm kadarıyla bu kadar. Şu sorunu mesela belki yaşayanlar olabilir. Onu da çünkü gördük bir iki kere. Her şey problem, bütün her şey yapıldı, sıkıntı yok. Ama oyuna girdiğimiz zaman siyah ekran ya da işte oyundan atma gibi bir sıkıntı oluyor. O zaman bir üyemiz bununla ilgili bir dosya paylaşmıştı. Bir exe dosyaları. Onların ben linkini size açıklama kısmında veririm. O sorunu yaşayanlar yani oyuna girdiği zaman siyah ekran oluyor işte girmiyor atıyor diyenler onu indirip deneyebilirler. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Çok da fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi bu videoyu hazırlama amacım Extreme 15'i bir şekilde indirmiş olan ama bir türlü rahat rahat oynayamamış olan sürekli sorun yaşamış olan kişiler için bir rehber olması niteliğinde bu videoyu hazırladım sizlere. Eğer bu anlattığım şeylere dikkat ederseniz ben hiçbir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Yani problem yaşamak için uğraş vermeniz lazım artık bu videodan sonra. Dediğim gibi manuel kuruluma dikkat edin. Antivirüs programının kapalı olmasına dikkat edin. Mümkünse artık oyununuz orijinal mi değil mi bunu öğrenin. Ve oyunu nereye kurdunuz? C'ye mi D'ye mi? Buna da dikkat ederseniz manuel kurulumdan sonra ben eminim ki birçok kişi
problemlerini çözmüş olacak ve bu videonun altına gelip teşekkür yorumları yazacak. İnşallah öyle umuyorum. Onları görmek istiyorum çünkü. Abi video izledikten sonra problemi çözdüm diyen insanların sayısının artmasını istiyorum. Geri gelmişken şunu söyleyeyim. Rica ediyorum sizlerden. Biz sizlere yardım destek ekibi var sitemizde. Mümkün olduğunca sorunlarla zaten ilgileniyorlar. Ama rica ediyorum YouTube'daki videoların altına, Facebook'ta, Twitter'da, oralarda, buralarda sorunlarınızı dile getirmeyin. Çünkü onları kimse okumuyordur yani. Ve okuyor olsa bile yanıt veremez size. Derli toplu olması için bu sorunların ve çözümlerin sitemizde ilgili alanlar var, forumda. Rica ediyoruz oraya girin ve orada yazın. Hatta ana sayfamızdaki konunun altına bile yazmayın yorumları. Çünkü bunların tek bir yerde toplanmasını istiyoruz. Hani ondan sonra yazdığınız yorum havada kalmış olmasın. Bir YouTube videosunda ya da başka bir yerde. Ricam o olacak. Lütfen bunlara dikkat edin. Son olarak şu tavsiyeyi vereyim. Hala problem mi yaşıyorsunuz? Hala sıkıntılar mı var? Ne yapın biliyor musunuz? PES 2015'i tamamen uninstall edin. Denetim masasından programlara falan girip oradan kaldırın tamamen. Ondan sonra kaldırdınız değil mi? Tekrar program dosyaları içine girin bir kontrol edin. Kalıntıları var mı? Kalıntılarını da kaldırın. Ondan sonra temiz bir PES 2015 kurun ve C'ye kurun. Mümkünse. Hard diskinizin C alanına kurun. Kurduktan sonra tekrar üzerine temiz temiz bir ekstrem kurun. Bakın o zaman da büyük ihtimalle problemlerinizin çoğu gidecektir. Artık saat gece 4'e falan yaklaşıyor. Dilim damağım birbirine girdi. Tekrar beni dinlediğiniz için, ekstrem 11'i indirdiğiniz için, bizlere değer verdiğiniz için ve destek olduğunuz için hepinize çok 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 ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olduğu sürece, sizlerin sevgisi olduğu sürece biz inşallah burada olmaya devam edeceğiz ve size daha güzel, daha iyi çalışmalar sunmaya çalışacağız. Ekstrem 15 ile herkese mutlu, keyifli günler diliyorum. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın ve TürkçeSpeaker.com'dan ayrılmayın.